Biz 22 Şubat Salı günü eşim ve bir grup arkadaşımla birlikte Ukrayna'nın başkenti Kiev'e tatil amaçlı gezi için gittik. 3 gün tatil planımız vardı. Akabinde Cuma günü, 25 Şubat Cuma günü dönecektik. Tatilimizin 3. gününde sosyal medyadan savaşın başladığına dair haberler alarak güne uyandık ve savaşın başladığını da o gün anladık zaten. Kiev'deki Türk Büyükelçiliğimize sığınmaya karar verdik. Çünkü ilerleyen zamanlarda savaşın ne tür bir boyuta geleceğini bilmiyorduk. Tabii içimizde de o an korku başlamıştı. Hemen Büyükelçiliğimize valizlerimizi dahi almadan yola koyulduk. Tabii Büyükelçiliğimize varınca sağ olsun oradaki yetkililer bizi hemen içeri buyur ettiler. Ve hani burada kalabileceğimize dair ve burada güvende olduğumuza dair bizi rahatlattılar, teskin ettiler diyelim. Biz orada bir gece konakladıktan sonra Büyükelçimiz bize Türkiye'ye dönüş için bize araç verdi. Oradaki yaklaşık 60-70'e yakın Türk vatandaşımızla birlikte otobüslerimize bindik ve Kiev'den ayrıldık. Kiev'de, Büyükelçiliği'de kaldığımız gece çok yoğun sabaha karşı siren sesleri sürekli çalarak devam etti ve 2 veya 3 kez patlama ve silah sesi duyduk. Tabii oradaki Büyükelçilik'teki vatandaşlarımız sürekli bu silah seslerinden dolayı ve siren seslerinden dolayı panik içindeydi. Ama Türk toprağı olduğu için ki Büyükelçilik binamız hep bizim içimiz rahattı Türk bayrağının altında. Otobüslerle Manya sınır kapısı, Siret sınır kapısına doğru yöneldik. Orada yaklaşık bir 12-13 saat yorucu bir bekleyişimiz oldu. Çünkü çok fazla sınırda yığılma vardı. Ukraynalı kadın ve çocuklar olsun sınırda binlerce kişi büyük bir yığılma vardı. Biz de yaklaşık bir 14-15 saatlik bekleyişin ardından sınır kapısını nihayet geçebildik. Roman makamlarına belgelerimizi teslim edip Romanya tarafına geçtik. Onun peşine 2 gün sonra Bulgaristan tarafına geçebildik. Ve yaklaşık 75 ya da 77 saat sürenin sonunda İstanbul Esenler otogarına bizi otobüs